Lütfen biri bana kim olduğumu söyleyebilirim. Sercan Yıldırım. Ya da hayatımın 14 senesini verdiğim bu platformda neyin nesi? Peki her gün yüzlerce içerik tüketen çocukluğum nerede? Artık bu kafayı durduramıyorum İsmet. Yürüdüğüm bu yolun sonunu görememeye başladım. Eskiden böyle değil. Şimdi ne oldu? Size ufak bir sır vermek istiyorum. Kayboldum. Sadece korkaklar vazgeçer. Ben kendimi bulacağım. Herkese merhaba. Ben Mişim Mavi. Bugün kendimi buluyorum lan. Daha elim iyileşmeden yeni bir çekime çıktım esnaf gibi. Her gün video çekiyorum. Çalışıyorum. Çalışan tabalıcan. Üstüm bembeyaz deli gibi oldum iyice. Yok ama. Bana bir görüyorsun. Davut Güloğlu benim. Elim. Elinize vereyim o zaman. Elim sakat da olsa bu videoyu çekmek zorundayım. Çünkü ekiple beraber sahne alacağız bugün. O nasıl olacak? Okul aile birine söyle. Arasınlar gelelim. Biz bugün çıkmamalıyız o sahneye. Bizim dememiz gereken şey şuydu. Azerbaycan'a gelelim. Büyük ihtimal topluca rezil olacağız. Hem de ortaokul çocuklarına. Bugün 5 liraya ortaokulda tiyatro gösterisi yapıyoruz. Amca! Bugüne kadar sizleri hep ekran başında eğlendirip güldürdük. Artık yeter! Ben de sahneye çıkmak istiyorum. Cem Yılmaz çıkıyor. Tolga Çevik çıkıyor. Herkes yapmıyor. Benim zamanımda okula böyle 3 liralık tiyatrocular. 3 liralık tiyatro gösterileri olurdu. Benim jenerasyonum burada mı? Burada. Dersten kaydanmak için giderdik. Ben de bugün bunu size yaşatacağım. Yaşattığını yaşamadan ölmezsin bu hayatta. Beynimdekileri senaryoya dökeceğim. Ekibe kostüm giydireceğim. Okul öğrencilerine müthiş bir gösteri hazırlayacağım. Ben geçen gün bir videomuza baktım eskilerden. O adam Yiğit. Unuttum ismini neydi ya? Hamza'yı biz 11 ay önce kaybettik. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Ömer'in ruhunu değiştirdiler. Çıkar maskeni. Abi aa. Çıkar. Hadi tamam kaşı kesti. Burnu nasıl düzel? İlk kez sahneye çıkacaksınız diye düşünüyorum. Heyecan var mı? Abi. Var. Nasıl çok. Abi tek tek evet. Konuş. Tiyatro bunu kaldırmaz. Kabarma yer yok. Herkes golü gelince konuşuyor. Hop gol sende. Konuş. Merhabalar ben. Sercan Yıldırım. Fazlasıyla var. Bir de benim sosyal ankastrem var. Normalde anksiyet arkadaşlar ama o ankastre diyerek bir mizah. Çek. Daha önce oyunculuk tecrübem oldu gerek tiyatro. Konuş. Çok konuşuyor bak sıkılıyoruz. Tiyatro bunu kaldırmaz. Diyeceksiniz ki senin neyin var ki? Bulabilirsen fotoğrafını koyacağım buraya. 4. sınıfta biz okul geziyorduk tiyatro yapıyorduk. Neden bilmiyorduk mesela daha önce? Senden gizledim. Hatta benim komedyenlik merakım buradan gelip anlatayım mı? Vaktiniz var mı? Anketör değilim. Okuma bayram. Yanımda astronot var, asker var, polis, herkes bir şey. Ben manav oldum. Bu adam bulamadı. Tepliğim de şu. Ben bir manavım. Elmaları sayarım. Memurlar gelince çubukları koyarım. Ulandırıcı manavı oynuyorum. Oğlum ayıp lan sen bu rolü nasıl kabul ettin? Elimi önlüğüme soktum. Elmayı çıkaracağım. Çıkaramıyorum. Vay amına. Mikrofonu koydum çıkmıyor. Herkes gülüyor. Bütün veliler dalga geçiyor. Anlatabildim mi? Gözlerim açıldı. Büyülenmişe döndüm ve dedim ki bundan sonra ben insanları güldüreceğim. Bu arada benim de tiyatro ödülüm var. Kanka sen her şeyi yaptın. Bu ne oğlum? Sen hiç oynadın mı tiyatro? Tiyatro oynamadım. He. Allah'tan korkarım ama. Ne ala? Hiç oynamadım ama sanat için. Oyunurum bile birader. Vücut yapmış soyunmaya yer al. Şu an bu işi aktif olarak yapan insanlar var. Instagram'da görüyorum süreyi. 2 saat içinde senaryo yazıyoruz, kostümcüye gidiyoruz, okula gidiyoruz. Hadi başlayalım. Senaryo yazarken çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Çünkü zaten senelerdir yaş kitlemiz bu civa. Ortaokul, ilkokul, zigot. Kusura bakma kardeşim, seni öldüreyim. Ezan mı okunuyor? Bilgisayar aç, şifreyi gir. Kargalı karga paşa ki. Ben. Bir gerilmeden iş yapayım diyorum. Onun da ağzına sıçtı. Hangi ara biz provayı yapacağız? Kostümü alacağız. Çok büyük bir işe kalkıştık. Okul müdürü, okul öğrencileri hepsi bekliyor. Duyuru yapıldı. Deli izin kağıdı bile aldı. Oğlum artık başardın. Kankam not defteri açılmıyor. Sağ ol. Sizin bilgisayar... Bir bilgisayar not defteri açamıyorsa... Ne mutlu Türk'üm diye. Çırpınırdı. Bu arka plan ne? Orijinal arka planı koymazsan seni çok fena yaparım çocuk. Gösteriye isim bulmamız lazım. Cıvıtmayın beyler. Çocuklara yapılan gösterilerde bir ana fikir verilmesi lazım. Sevgi mi? Ana temanız ne olsun? Siz oynayacaksınız bunu. Ananız ne olsun? Çocukların etkisini bu Avengers memesi çok çekiyor. Kahramanlık üzerine öyle bir şey yazabilirsin. Trabzonlu bir kahraman olarak hayal ettim kendimi. Aporize'ye amiden vefat. Daskit kafasında şu an Çiko kafa. Gösterimizin adı. Sercan Yıldırım. Bir güneş doğuyor. Bak tamam. İlk aklımıza geleni yazalım. Bir güneş doğuyor. Hamza kostümü ile beraber sahneye... Neydi o bir tane şarkı var? Neydi ya bana neydi ya? Şarkısı ile girer. Şarkıyı kendi söylemek dedi. Oy oy oy. Gündem bu olduğu için bu tut. Ne yapalım ababam sınıfı gibi şey mi yapalım? Hamza'nın ilk cümlesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi rapçisiyim. Ben kaçınılmazım. Evin düz göndermesi güzel. Biliyoruz oğlum.
Bu adam çok düşünüyor. Devamı gelmiyor aklıma. Lan daha ne yazdın amına? Beni buradan kurtar Tanrı. Oğlum bu yazı fontu küçülmüyor mu? Gözlerin görmüyor mu amına kodum işe? Seyirciye bakarak diyor. Ya hayır ya. Bu arkadaşın ciddiyetinde olur. Orası video değil. Hata yaparsan? Ölersen. Hata yaparsan rezil olursun. Herkes yuvalar domates atar. Bu lafın üzerine belki. Oğlum yapamıyorum. Ne oldu lan? Oğlum. Hadi. Yaz dostum. Beni gerçekten yanlış anladı. Şu an kuruyorum kafamda. Hamza'nın babası rolünde. Ananın amını. Furkan sahneye kostümüyle girer. Şiddet falan koyabilir miyiz acaba? Abanca mabanca bir şey. Oha. Olur olur Shakespeare'de bak. Ne bilsin Shakespeare. Lan Shakespeare'in zamanında silah yoktu amına. Doğru dedin la Dostoyevski. Evet. Dostum diyecektim dosto. Bunu sadece sözelci edebiyatçılar anlar. Annem mi orada? Neyi çektin sen demin? İkiniz demin konuştunuz. Haa annen yok ama değil mi ya? Senin hayali neydi belirsiz? Rap mi? Ukala oğlan. Bunu diyaframdan söylemeni istiyorum. Senin hayalin neydi belirsiz bir rap mi? Ukala oğlan. Yılmaz Erdoğan sen olmuşsundur. Hamza diyor ki baba. Gerçekten yanlış anladın. Furkan'ın burada vurucu bir söz söylemesi lazım. Sen benim oğlum olamazsın. Diyerek Hamza'ya saldırır. Ve sonrasında ben oğlumu öldürdüm. Bakışı atarak diz çöker. Ve kaç kişiyiz biz? Bekir ve Serdar içeri girer. Neler oldu? Diyorum İtaat beni korkutuyor. Serdar seyirciye dönerek. Merhaba arkadaşlar. Büyük olsunlar Serdar. Biz insanların aklıyla alay ediyoruz. Hamza'yı gösterir. Gözyaşları tutulamayacak kıvamdadır. O ben nasıl ağlayacağım? Bu ne amına koyayım? Firem'de doğuma atıyor. Çok üzgün olduğu görülebilir. Peki kim yaptı bunu? Furkan özgüvenli şekilde. Vallahi ben yaptım. Babalar sizin isterdesin. Yazınca çok cringe olduğunun farkındayım. Ama bunu oynarken sana zorbalık yapan olursa haberim olur. Yaşamanızla alakalı. Ve oyunculuğumuzu süsleyebilmemiz lazım. Oğlum hocalar izleyecek mi? Evet olur. Evet, yani. Evet. İzleyecek ama. Ben bu arada sahnede olmayacağım. Yılmaz Erdoğan gibi seyirci arasında izleyeceğim. Tabii. Hep hayalimde arkadaşlar. Furkan bunu derken ama seyirciye koşacak. Alkış diye bağırarak koşacaksın. Orada insanlar kanka alkış hani. Çünkü alkışlanacak bir şey yok. Furkan cezaevine düşer. Hamza o sırada turneden turneye koşup şarkılar söylemekte. Ya bunu nasıl göstereceğim? Orası zaten sizde. Alkış geldi ya. Peki perdenin arkasına geçti. O sırada perdenin arkasındakiler söyleyerek geliyor. Düşerdi. Perde açılıyor, kapanıyor. Açılıyor. İzleyici zaten şey olacak. Ben oruç muydum ya? Lan belli zaman geçiyor. Mal değil bunlar. Bu arada arkadaşlar siz korkusuz şekilde full izleyeceksiniz tiyatroyu. Herkes gibi rahatta kalın. Perde her açılıp kapandığında Furkan'ı cezaevinde görüyoruz. Hamza'yı konserde arkasında Serdar'la beraber. Senaryo sürekli bağlı kalmayın. Aksın okuyan kendi. Doğaçlamadır tiyatro. Senden çok ümitliyim o konuda. Yani ben buraya bir yazıyorsam sen 5 okur. Caner bir şirket sahibi olarak Hamza'nın karşı çıkar. Ben Canerizma müziğin sahibi. Ebo'nun ortağı. Caner Karaman. Seni istiyorum adam. Hamza. Herkes istemiyor. Deliriyor abi. Oğlum 100 kişinin önünde. Naçizane bedenimi. Lan oha. Ama unutma. Benim naçizane vücudu elbet bir gün toprak olacak. Ama şarkıları ilelebet baki kalacak. Bunu diyebilirse Hamza ben helal olsun diyorum. Caner kameraya ooo manyakla diyerek alkışlayın destekleyin bizi. Ya yeter ya. Hamza. Lan yeter artık ben bir şey söylemek istemiyorum. Caner Hamza'yı kucağına alır. Efendim? Amına koy. Bu çekiyoruz lan. İnsanlar bizi mi bekliyor? Lan niye şimdiden getirtmişler? Bak şurada ikramlı formalı bir çocuk var. Bu çocuk sahneye atlar. Drogba formalıysa öldürür bizi o. Benim yüzümden. Ama senaryo iyiyse. Tamam, maksimum 6 dedik diyor bak. Tamam. Furkan düşer. Son. Alkış! Abi bir saniye. Şimdi hızlıca gidip kostümlerimizi alıp giyiniyoruz. Provo yapmadan direkt sahneye iniyorsunuz. Çok büyük bir özgüven gerektiriyor. Beni utandırmayın çocuklar. Haydi! Efendim abi? Şarjı karışıka ona göre. Nerede kaldın? Yoldayız abim. Yağmur, hava şartları biliyorsun. Biliyorum. Bütün planları sunuyorum. Mertcan de çok güzel bir şey yapacakmış. Bir hareket çekecekmiş. Bekleyin. Şu an okulda izdiham oluyormuş. Eğer arada kalan zor durum yaşayanlar varsa çok özür dilerim. Elimden geldiğince hızlı şekilde gelmeye baksana yakışıklı güvenlik gibi 20 ile gidiyor. Tabii trafik falan da var. Merso'yu çocuklara verdim. Onlar daha hızlı halledebilsin diye. Ne prova ne bir şey. Risk alıyoruz şu an. Ama risk almayan da... Viski zaten içmeyin. Ne için? Su için. Radyoya bakar mısın? Sen radyoya böyle yaptın ya. He. Elim anladın mı? Önceki videodan hemen böyle çektim. Seni sonra çektim. Aferin.
Ben önümü nasıl göreceğim? Bu nasıl araba ya? Bu trafiği atlattığım gibi sevenlerle buluşacağız. Milyonlarca insan tek yürek olmuş şekilde bekliyor. Ben de sizi çok seviyorum. Aynı zamanda look mom, I am flaw. Dostumcuya şu an gitme gibi bir vaktimiz yok. O yüzden orayı arayacağız. Okula getirebilirler mi diye sor. Okula gitmeye bile vaktimiz yok ama. Efendim? Ablacığım merhabalar. Kenan İmirzalıoğlu ben, nasılsınız? Kostümü sizin getirmeniz ya da bir şeyle göndermeniz mümkün mü? Ne kostümü lazımdır? Ne var abla elinde? Viking var, keşiş var, rahip var. Abla sana güveniyorum. 4 tane kostüm getirebilir misin? Ne getireyim Mertcan? Senin zevkine bakıyorum. Tamam Mertcan. Bekliyoruz çok sağ. Gelecek kostümleri hiçbirimiz bilmiyoruz. Sürpriz olacak ama ben uyduracağım. Başka bir seçeneğimiz yok. Vaktimiz yok. Güzel bir gösteri çıkaracağız. Rahat da kalın. Abi orada bak. Bu ikisi istihbarat. Kesin diğerlerine bilgi ver. Ben heyecanlıysam sizi düşünemiyorum. Çocuk telefonla konuşurken geldiler de istihbarat verdi. Eyvah. Birazdan burayı yıkarlar. Ama yıkarlar. Ne kadar çekinirim. Tabii ki çekinirim. Başkan abi. Oo nasıl? Oo sana selam. Ve Burak Yılmaz'a meydan. Bir de Kaan Kerem Enes. O kim ya? Teşekkür ederim. Şunu ne da diyeyim zaten. Ay babamı diyeyim ha! Siz ortaokul değilsiniz dostum benim. Tas kafalar sen çocuktur. Kardeş çeksene arabayı. Buna koyayım. Aç kapıyı. Niye hızlı gelmiyorsunuz siz? Kanka ben arabadan korktum. Niye korktu? Araba ne yaptı ki sana? Babamın arabasını kaçırmış gibi hissettim kanka, ne yaptı? Emniyete girecektin, basacak. Arkadaşlar siz girmeyin, biz malız. Paramız da var bir kanka. Hepsini trafik cezasına veriyoruz. Kostüm gelmedi ama ben insanları mikrofonla tutayım bir kanka. 6 dedik velilere, 6 gibi çıkacağız dedik. Ama veliler mutlu olacak, gösterimiz velilerle yani bilgiler, insan... Amına koyayım şu lafı söyle. Çocuklar yani daha çok bağlanacak aileler. Duyuyor musun? Bak üniversitede bu kadar heyecanlanma. Olayı yakalıyor. Buraya da geç kaldık, sorunlar yaşadık. Dün de elimi kestim. Bütün derslikler bizi buluyor ama biz ne diyoruz? Şükürler olsun herhalde. Dayanamam ben. Polise bakan bana. Kostümlerimiz geldiği gibi giyineceğiz. Siz burada provanızı yapın. Biz gidip geleceğiz. Abi ben çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Sen bir de beni sorsana ya. Ya sen ne yapacaksın, oturacaksın? Düz oturmayacağım. Yılmaz Erdoğan gibi otur. Mikrofon yok mu abi? Bakın beyler ben sabaha kadar da konuşuyorum. Bu mikrofonun düzgün çalışması lazım. Herkes burada mı? Maltepe, ses ver! Bu ses için yaşıyorum. Alkışlayın lan! Lan deme işte. Bana bir şey atsanız. Ben okuyayım. Ben sen hiçbir şey... Sen okumadın mı? Oğlum bana bir şey gelmedi ki. Ben soru cevap yapıyorum, oyalıyorum, hızlı olun. Nasılsınız arkadaşlar? Güzel bir tiyatro gösterisi hazırladık size. Ondan önce ufak bir soru cevap yapacağız. Caner sen ne? Ne yapıyorsun orada? Gelmedi mi kostüm? Var komik değil dedi. Varsa sorularınızı alabilirim tek tek. Abi numaranı verir misin? 531. Oğlum ciddi çıkardınız bir de telefonu. İnandınız yani. Neden YouTube'a başladın? Benim bir hayalim vardı. Para da evet. Ama hayalim paraydı ya. Bir su sence yapabiliyor. Yapabildiğini düşünüyor musun? Sizin bütün takıma meydan okuyorum. Ooo! Bunu Hamza cevap verecek. Bunu benim gidiyor. Reddetti. Benlik bir şey değil ya. Abi 24 saat video çekiyorsan geceleri uyumuyor. Sen benim gecelerim. Uyuduğumu mu zannediyorsun? Şu an şakanın sırası değil der misin? İsmin ne senin? Ercan Yıldırım. Hazar. Hazar şu an şakanın sırası değil kardeşim. Ercan abi Ahmet'e Valgam Şalgam Spor'la maç istiyoruz. O kim ya? Ya siz nerede bu? Yıllık kazancın ne kadar abi? Yıllık bir de. Hepiniz daha zenginsiniz inanın bana. Ben mesela kolejde okuyamadım. Küçükken rakıyla fotoğraf var, hiç içtin mi? İçtim ama çok kötü bir şey. Kim içirdi bana? Eş, dost, arkadaş. Hayatı bak, elime bak. Her şeyin başlangıcı alkol. Sakın ola ki düşmeyin. Sigara içmiyorum ben dostum. Hava soğuk ya, duman çıkıyor. Burcun ne? Burcu. Buna inanmak için insanın deli olmadı. Siz konuşuyor mu? Tamam. Başka türlü susmayacağız. Bir sürü olalım. Kışçı alalım. Ne değişti hayatınızda? Hey. Arkadaşlar mikrofon gitti. Ben gene söyle. Halledin ben tekrar buradayım. Arkadaşlar vallahi hiçbirinizi duymuyor. Sadece parmak çiçek olayı var mı? O kolejlerde oluyor mu? Bu ne? Sen bunu orada mı asacak? Var mı çizdin peki? Öğretmenim, dün gece... Ama dalga geçme. Annem yatmamı söyledi, acele ederek çizmeye çalıştı. Adama bak be. Anneme karşı bunu çizdin ha. Bir daha yapma onu dostum. Çok güzel, eline sağlık. Kanka spor hakkında ne düşünüyorsun? Ezik demeyelim de. Bana bir kere Mertcan sen Yılmaz Erdoğan'sın der misiniz? Öyle.
istiyorum ama ağlayamıyorum. Çünkü ağlarsam gözyaşı böyle akar, orucum bozulur, yapar mısın? Selamünaleyküm der misin? Abi. Selamünaleyküm. Ali Sunal sanıyor kendini belli bir sürede. Furkan sen Ali Sunal değilsin. Artık şık olsunlar gelsin, başlayayım, insanların sabrı kalmadı. Maymun oldum içeride sırf sizin soygunsuzluğunuz. Oğlum ben... bu adamlar 10 yaşında, burası gece kulübü mü, 9-10'a kadar burada mı duracak? Çanakkale gezisi bile akşam 6'da evde olursun yani. Abim senaryo atsanıza bak. Şu an saat 6-10 geçiyor. Deliler deliriyor. Seyircimiz azalıyor, sürekli insanlar kalkıp gidiyor. Viking'den alakalı çözemedim. Viking kostümü niye giydin? Ortaya karışık yaptılar. Of neyse, benlik bir şey yok. Ben Viking kostümünü giydim. Bizim sorun şu, çocukların elinde telefon var. Akşam kendinizi TikTok'ta izlersin. Abini bir şöyle çek, davası ol. Aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı. Zamanınızda geçmektedir, hayatınızda bekledim. Hani burada benim sahnem var, ben şöyle ses tonuna değil mi? Nereli oluyor burada? Var aman abi. Yani böyle diyebileceğim. Senin kaç cümlen var? Bir tane mi? Sadece onu mu diyeceğim? Oğlum bu tek dişilik gel köstek, o ne ya? Bütün yük Hamza'da. Hamza nerede? İnsanlar dışarıda sıra bekliyor. Aileler böyle kafayı yediler oğlum. Çok hangi aile? Kanka kafe logo açıp falan orada mı? Onlar da orada. Evet. Beyler çok hızlı giyinin. Çok orada hızlı mı ya? Gösterimizin adı neydi? Bir güneş doğuyor. Dünyaca undu. Bir güneş doğuyor. Bizler için hazırlandı. Dikkatlice izlemenizi istiyorum. Usta oyuncularımızla beraber. Hani sizi. Tamam. Beni gerçekten yanlış anladı. Biliyorsun doğuştan beri haklıyım. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi rapçisiyim. Götünü sikeyim kıraç. Kaçınılmazı. Ahmet Alkış'a. Hamle aşkına. Senin hayalin. Ne övdüğü belirsiz bir rapçi olmak mı yoksa oğlum? Baba gerçekten beni yanlış anladın. Tamam. Daha fazla buna katlanamayacağım. Ben ne yaptım? Bundan. Benek daha yani çok dördüm çocuk. Neler oluyor burada? Merhaba arkadaşlar, ben konsolundan Serdar. Uyar, ölmüş. Sen anladın mı hikaye? Kim yaptı bunu? Çabuk ortaya çıksın. Ben yaptım. Babalar sözünü tutar. Alkış! Hapus yata. Kaçamam pek yine bir gün daha. Oo, ben Canerizma müziği sahibi Caner Karaman. Seni istiyorum adamı. Bu nacizane bedenimi herkes istiyor. Manyak laf, alkışlayın be! Eyvallah. La yok bende bir tane daha. Bu çocuk benim oğlum. Bunu kafanıza sokacak. Bu ne rezilliktir, ben burada söylerim ama. Görüyorum yani, iyi eğlenmiyorsunuz. Bu adam sizin babanız mı? Bu adam benim babam. Oğlum. Hayır. Bu gösteriden ne anladınız? Eğlendiniz mi? Hayır. Para mı geri istiyorsun? Sevgiyle kalın, perdeyi kapa dostum benim. Bu kadar üstüne koyabileceğini hiç düşünmüyorum. Ben kaygı almamışım. Şaka yapıyorum. Şakanın sırası değil ya. Çocuklar da bir türlü susmadı, onlara da bir sinirim bozuldu. Bu okulu illa bitecek, bir çıkışı var bu okulun. Hamza'nın bu dev gösterisine bir alkış istiyorum. Mükemmel. Biz biliyor muyuz hikayeyi, biliyoruz. Bizim sanatımız burada değer görmemiş olabilir. Bir tane eski arabayı hurdacıya götürürsen 100 dolar eder, antikacıya götürürsen 500 bin dolar. Değerli olduğunuz yeri bulun. Bizimki bu kadar değilmiş. Biz gidiyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone ol. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Utansam da cidden bazı yerlerde güldüm oyunculuk olarak. Ekran başında utanan olacağını düşünmüyorum. Tam aksine. Vallahi siz yaptınız da yol. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Hocam çekilecek çile değil, baksana ne hale getirdiler. Müslüm Baba gibi yesem anlarım. Baba! Bu ne?